Dikkatli olun! Efendim, efendim, merhaba efendim. Seni daha önce de uyarmıştım Karn. Bir kralla savaşçı arasında çok fark vardır. Çünkü büyük bir kral, hemen savaşa hazırlanan biri değildir. O halkının iyiliği için kararlar veren ve savaşı önleyendir. Peki bugüne kadar savaşı önlemenin ne faydası oldu Mahamehin? Zor dönemler geldiğinde ve bütün halk acı çekmeye başladığında, o zaman her kral en az bizim kadar savaşçı olmalıdır. Sen hangi zor dönemlerden söz ediyorsun, söyler misin? Yaşadığımız zamandan bahsediyorum. Bu insanların nasıl yaşadığına bir bak Mahamehin. Halkının rahat yaşaması bir kralın en asli görevidir. Bir krallığın halkı asla aç yaşamamalı. Ama burada bırak karınlarını doyurmayı, içecek su bile bulamıyorlar. Aralarında susuzluktan ölenler var. Hiç olmazsa onların susuzluklarını gidermelisin. Bir kral zor zamanlarda bunu yapmıyorsa eğer, tüm bunların ne anlamı var ki? Hastinapur buradan çok mu uzak ki? Kral kendi halkının çektiklerini bir türlü göremiyor. Anga halkının kurumuş gözyaşlarını bile görmüyorlar. Belki sorun başka bir şeydir. Hastinapur'un zalim casusları senin gözlerini kör mü etti yoksa? Hiç görmüyorsun. Hatta çok uzun zamandır hep böylesin. Belki de Anga Hastinapur Krallığı'nda hiçbir çocuğun adını bile duymadığı tek bölgedir. Muhtemelen senin de kim olduğunu bilmiyor olabilirler. Ne dokunaklı bir manzara. Gözlerimden yaşlar dökülüyor. Anga'nın yeni ve eski kralını bir arada görmek harika bir şey. Mahamahim, anlaşmanın maddelerini hatırlıyorsan, o zaman bu çocuğa söyle elimin ayağımın altından çekilsin. Saçma sözlerinin uyuyan bir kaplanı uyandırmasından endişe duyuyorum. Ne oldu Anga'ya çıkar? Sen ne sanıyordun ki? Mahamayim'in sana hakaret ettiğim için düşünmeden beni cezalandıracağını mı yoksa? Böyle bir şey olmayacak arabacık Karn. Seni daha önce uyarmıştım. Ama sen maalesef uyarıma kulak asmadın. Şimdi seni son bir kez daha uyarıyorum Karn, anlıyor musun? Anga krallığını hemen terk edip gideceksin. Yoksa sonu kötü olur. Eğer hemen gitmezsen seni öldürürüm. Anga bölgesinde hiçbir zaman bir kral olmadı. Çünkü Anga'nın krala ihtiyacı yok. Çocukluğumdan beri hep inatçı biri oldum Dana. Mahamayim yüzlerce kez beni ikna etmeye çalıştı. Onu bile dinlemediğime göre seni de dinlemem söz konusu olamaz.
Bu yüzden beni ne kadar uyarırsan uyar, hiçbirine kulak asmayacağım. Bunun sonucuna katlanırsın. Karn, sana meydan okuyorum. Kenara çekil kızım. Asla kadınlara karşı silah kullanmam. Bunu biliyorum Mahamahim. Bu yüzden seninle karnın arasında duruyorum. Biraz önce söylediği şeyin ne demek olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Karn meydan okumadan geri adım atanlardan biri değil Mahamahim. İkiniz tamamen aynısınız. Artık senin de çok iyi bildiğin gibi onu durdurmak imkansız. Anga halkına ettiğin her hakaretin cezasını çekeceksin. Anga halkını aşağılamanın cezası bu. Anladın mı beni? Anga halkını aşağılamanın cezası senin için ağır olacak. Anga halkının haklarını gasp eden zalim artık öldü. Anga halkı bundan böyle köle olmayacak. Artık Anga krallığında şafakla birlikte yeni bir güneş doğdu. Mahamahim, Mahamahim, Mahamahim. Lütfen bizi koruyun efendim. Bizi her türlü tehlikeden koruyun. Görüyor musun Karn? Halkının gözündeki korkuyu görüyor musun? Anga halkını suya kavuşturma gibi bir hakkın olmayacak. Onların yaşama hakkını elinden aldın Karn. Maalesef onlara yeni bir şafak ve güneş getiremedin. Onun yerine Bileis diye büyük bir savaşı başlatmış oldun. Ve o savaş hayatlarına bir kabus gibi çökecek. Sen sadece Danav'ı öldürmekle kalmadın. Aynı zamanda korkunç bir canavarı da uykusundan uyandırdın. Ne sanıyordun ki? Bütün bunların farkında olmadığımı mı? Hayır Karn. Bu barajın amacı Anga'ya gelecek suyu kesmek değildi. Anga'nın yıkımını durdurmak için oradaydı. Sadece Anga'nın özgürlüğüne meydan okumakla kalmadın. Aynı zamanda biri Hadrata'nın oğlu Jarasandha'nın öfkesini de üstüne çektin.
düşmanları hiç düşünmeden Jarasandha yüzünden savaş alanından geri çekilmek zorunda kaldı. Ekselansları. Kimmiş o savaşçı? Kimmiş bu Karn denen adam? Ekselansları, inanın bana o adam dağlar kadar güçlü biri. Alnı tıpkı bir güneş gibi parlayıp göz kamaştırıyor. Ve eminim en güçlü kral bile onun hızıyla boy ölçüşemez efendim. Çok cesur, korkusuz. O kadar güçlüydü ki Danav'a savunma şansı bile vermedi efendim. Peki bu arada siz ne yaptınız? Danav ölünce ne oldu? Hemen size haber vermek için oradan ayrılıp buraya geldik efendim. Bu inanılmaz. Bütün hayatım boyunca savaştan kaçan, tüm insanlardan nefret etmişimdir. Önümde bana düşmanlarımı övmeye kalkan, herkesin sonu benim elimden tadacağı ölüm olmuştur. Ve en nefret ettiğim şeye gelince, Magad kralına meydan okumaya kalkan ve onu küçük gören insanlardır. Anga kralı, Jarasandha karşımda övdüğünüz adamı paramparça edecek. Artık büyük savaşın zamanı geldi. Jarasandha çoktan saldırmaya başladı bile. Savaşmak kaderimde varsa eğer, o zaman Magad kralıyla savaşmaktan asla çekinmem. Magad kralının ilerleyişini sonsuza dek durduramazsın. Bu yüzden seninle birlikte Anga'yı savunacağım. Hayır. Anga halkı kendini savunma yeteneğine sahiptir Mahamahim. Anga halkı kendi hakları için savaşacak. Jarasandha çoktan saldırmaya başladı bile. Savaşmak kaderimde varsa eğer, o zaman Magad kralıyla savaşmaktan asla çekinmem. Hayır. Anga halkı kendini savunma yeteneğine sahiptir Mahamahim. Anga halkı kendi hakları için savaşacak. Korkularımızı yenmenin bundan başka hiçbir yolu yok artık. Vatanseverlik ve özgür olma duygusunu ancak bu şekilde yaşayabiliriz. Demek Magad kralına meydan okuyan genç sensin. Aptal casusların sana bilgi vermediler mi? Gücünü ben de görmek istiyorum. Hani senin o ihtişamın nerede?
Bu savaşa katılmak istemeyenler hemen buradan gidebilir. Çünkü aranızda bu savaşa katılanların kesinlikle yaşama şansı olmayacak. Sanırım daha önce bana ne söylediğini unuttun. Zaten şu anda yaptığı şeyle Hastinapur'un güvenliğini tehdit ediyor. Yayından çıkan tek bir ok Hastinapur'u büyük bir savaşın içine sürükleyecek. İşte bu yüzden senin bu savaşa katılman kesinlikle mümkün değil. Bu savaş sadece Angaraç ve Magadraç arasında. Angaraç Karn, seninle savaşmaya hazır Magad Kralı. Kendine istediğin silahı alabilirsin Anga Kralı. Ben Anga Devleti'ne, sen de Magad'a aitsin. Dolayısıyla şu anda bizim misafirimiz. Bu yüzden yeteneğini göstermen için silah seçme şansını sana veriyorum. İstediğin silahla savaşabiliriz. Burada misafir olduğumu söylüyorsun. Ama sen sadece benim için bir düşmansın Karn. Ve Jarasan da ancak şartlar eşit olduğunda düşmanıyla savaşır, bunu asla unutma. İyi bir okçu olduğunu duymuştum. Seninle sadece ok kullanarak savaşacağım. Pekala, sen nasıl istersen öyle ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.